Ve ışınlandıktan sonraki Bay Higgs aynı Bay Higgs değil, tamamen başka bir Bay Higgs. O zaman araştırmamıza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir yere geldik. Wow! 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 Efendim hoş geldiniz. Şunun güzelliğine bakın ya. Nuka Cola cumartesi. Her ne kadar bugün Nuka Cola içemeyecek olsam da Serdar yönetmenimiz yine Nuka Cola'yı almayı unutmuş. Bizim cephanemiz nasıl durumda? Cephanemiz çok da iyi bir durumda değil. Şunu şöyle koyarız. Aynı zamanda da bir bomba atarız. Öldü mü onlar? Merhabalar. O öldü. O da öldü. Var mı başka gelecek olan? Yok sanırım. Wow 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 wow! Bunlar nereden geliyor bunlar? Sürekli üretiliyor ya. Bu uzaylı askerler bir yerden üretiliyor o zaman. İlginç oldukça. İlginç. Ben... Açıkçası Half-Life isimli kavramı araştırmaya bitirdikten sonra birazcık tatil yapacağım. Birazcık tatil yapmayı düşünüyorum. Birazcık ara vereceğim deney yapmaya. En iyi bilim adamlarının bile, en aydınlık zihinlerin bile, en aydınlık dehaların bile biraz dinlenmeye, biraz tatil yapmaya ihtiyacı oluyor. Ayo! Ayo! Çok fena yakalandık. Çok fena yakalandık. Çok fena yakalandık. Çok fena yakalandık. Tabancamız oldukça işe yaradı bu bölümde. Şimdi Cenk Oğuz'un o Cenk denen serserinin dediklerine gelelim. O Cenk denen serseri demiş ki atom bombalarını biz yapmışız, nötron bombalarını biz yapmışız. Ve atom bombalarını atan biz değiliz. Atom bombalarını yapan da biz değiliz. Biz ne yaptık? Atomu parçalamanın ortaya çıkardığı potansiyeli gösterdik sadece. Orada müthiş bir enerji yayılımı oluyor. Biz sadece onu gösterdik. Ben bu enerji yayılımının nasıl kullanılacağından sorumlu değilim. Ondan sorumlu olan, onu hangi yönde kullanacağına karar verendir. Efendim, benim işim araştırma yapmak. Araştırmamdan belli sonuçlar çıkacak. Sonuçta deneme yanılma olayı, değil mi? Deney yani. Deney diyorlar buna. Yani deneme yanılma olayı. Oh ya! Oh ya! Oh hayır! Oh hayır! Oh hayır! Oh hayır! O enerji toplarını bana fırlatmayacaksın. Yapma! 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 Çirkin şey. Beni mahvettiler, mahvettiler. Demek ki bütün silahlarım dolu gideceğim bu savaşlara. Bütün silahlarım dolu mu? Ben neden bu silahlarımı hiç kullanmadım ki? Neden hiç kullanmadım ki? Benim bu arada füzem var yeterince. Onu da dolduralım. Bye bye dünya. Bye bye yaşam. Bakalım yukarıda nasıl güzellikler saklanıyor. Bay bay yaşam. Ve yine hayati fonksiyonlarımın bir sonu geldi. Gayet iyi. Gayet iyi. Bakalım. Bakalım tabancamız birazcık doldu. Yine oklarımız birazcık yerinde. Burayı da pompalı tüfekle halledebildik. Ne mutlu bize. Bay lan! Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır! Ya daha yeni aldım o zırhı ben! O zırh ne kadar pahalı biliyor musun? Bu ne ya? Hayır, hareket et! Hareket et! Neden hareket etmiyor bu? Şu an hareket ediyorum. Neden o anda hareket edemiyorum ben?
Bu sefer hareket etti. Bu sefer hareket etti. Tamamen benim hatam. Tamamen benim hatam. Yes. 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 Buradan. Yine farklı bir yere geliyoruz. Hadi bakalım. Yine farklı farklı sesler duyuyorum ben. İlginç. Sanırım önemli bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Parçacıklarımızı ayrılıyoruz ve başka yerde o parçacıklar bir araya geliyor. Baştan biz oluşuyoruz. O zaman parçalarına ayrılan Bay Higgs aslında ölüyor ve yeni Bay Higgs, yani ben, bir araya geliyorum başka bir noktada. Işınlandığımız zaman gördüğünüz Bay Higgs ve ışınlandıktan sonraki Bay Higgs aynı Bay Higgs değil, tamamen başka bir Bay Higgs. O zaman araştırmamıza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir yere geldik. Wow! 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 Sen az önce gördüğüm koca varlıklara benziyorsun. Wow! Ne yapıyorsun? Değerli Nihilant Bey. Ne oluyor orada ya? Yukarıdan bir şeyler alıyor bu. Bütün dış boyutlu varlıkların başındaki eleman bu. Öldüm. Peki orada enerji stoğumuz bitti. Orada yapacak bir şey kalmadı. Bunu kendi silahıyla vuracağım diyeceğim ama sizin silahlarınız ne yazık ki değerli Nihilant beyefendi çok kötü. Geldi mi? Bize ışınlanma küreleri yolluyor. Yollasana bir tane daha. Bu sefer hazırlıklı olacağım. Anladığım kadarıyla bu yaratık diğer tüm yaratıkların ustası gibi, diğer tüm yaratıkların zihnine hakim bir yaratık gibi duruyor. Ben bu yaratığın yaşam süresini sonlandırırsam bu uzaylı işgalini de sonlandırırım. Bakın zaten bunun da gövdesinin ortasında bir tane üçüncü bir kol var. Vortigonların da gövdesinin ortasında üçüncü bir kol var. Diğer uzaylı askerlerin de gövdesinin ortasında üçüncü bir kol var. Şu silahımız yerine mi? Evet. Sakın 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 sakın. Sizi lanet olası ilkel varlıklar. Hayır. Oha be. Sen ölsen artık. Güzel. Kaç. Ve de şuradan bir şey yapacağız. Senin güç alabileceğin başka bir yer kalmadı. Senin güç almaya alabileceğin başka bir yer kalmadı. Ama dediğim gibi ilk araştırmam bittikten sonra bir tatile çıkacağım. Bilim yoruyor ne yazık ki. Sakın lütfen bana gelme. Gelmedi. O zaman hızlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Müthiş. Wow! Müthiş bir ana tanık oluyoruz şu an. Oo, sen gizemli adam, az önceki boyut bizim kontrolümüzde şu an, senin sayende çok etkilendim diyor G-Man denen beyefendi. Çok beyefendi bir şekilde giyinmişsiniz bu arada. Neredeyiz? Oo. Kendini kararlı birisin, bunu kanıtladın. Ne yapacağını sana bırakıyorum. İlgilenirsen kendini portala gir diyor. Gerisiyle ben ilgilenirim.
Aa, değerli Cimen beyefendi. Siz beyefendi bilgisi gibi görünüyorsunuz ve beni oradan buraya sürüklediniz. Çok güçlü birisiniz. Neden? Çünkü portal açabiliyorsunuz, ışınlayabiliyorsunuz. Bilgece davrandın Bay Freeman diyor. Seni gelecekte baştan ziyaret edeceğiz. Ve değerli bilimsel çevre, bilimsel ahbaplarım, araştırmamıza katıldığınız için hepinize teşekkürler. Hayatta bilimsel kalın, gerçeklere sadık kalın. Serdar yönetmenimizin de deyişiyle hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.